Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu 400 liraya almış olduğunuz Chopper 150 cc motoru adam etmeye çalışıyoruz. Bugünkü mevzumuz motorda debriyaj balatası nasıl değişir? Yağ boşaltması nasıl yapılır? Her videonun başında ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Videoları beğenerek ve paylaşarak bize desteklerinizi esirgemeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi Murat Bey yapılan işlemleri size teker teker gösterecek. Şimdi ön kamera geçelim. Geç. Evet Murat Bey. Evet. Düşünceleriniz, 400 liraya motor aldık. Adam etmeye çalışıyoruz. İşin içerisine girdikçe çıkamıyoruz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar motorda Murat Bey şu anda debriyaj telini söküyor da yaptığımız işlemler makine biraz haşattı. Ne yaptık? Elektrik tesisatında sıkıntı vardı. Sinyaller, farlar, kütük çalışmıyordu. Kütüğü hallettik. Ondan sonra vites göstergesinde adamlar kabloları kesmişler. Bantlamadan öylesine koymuşlar. Şasi masa yapıyordu. Boştayken boşu göstermiyordu. 8 gösteriyordu. 3'teyken 5 gösteriyordu falan. Onları adam ettik. Arka koltuğumuzda stop plakalık kabloları tekere sürtmüş, kopmuş. Onları adam ettik. Sinyaller kırıktı. Sinyalleri çalıştırdık. Değiştirdik. Ön amortisör olayımızı halletmiştik zaten. Diğer videoda görürsünüz. Onu da atmadık. Ya hepsini bir atarız ya da parça parça atarız. Ya da parça parça atar toplar. Hepsini tek video yaparız. Şimdi Murat Bey ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyoruz? Debriyaj telini söküyoruz. Debriyaj telini sökerken şu samumları önce gevşetiyorsunuz ki şu halkadan çıksın. İki taraflı gevşetiyorsunuz. Şu sonuncuyu gevşetebildiğiniz kadar gevşetiyorsunuz ki buradan böyle çıkartabilirsiniz. Yoksa çıkmıyor. Debriyaj telimiz böyle. İkincisi, debriyajı söktükten sonra lokmalarımızı sökmek için 8 numara veya 10 numara kullanıyorsunuz ama yalnız şöyle bir şey var. Motor bloğu soğuk olmalı veya çok ılık olmalı. Şimdi bizimkisi ılık. Çünkü neden? Civataları kırmayalım. Şimdi Murat Bey'in de elinin ayarı yok. Benim içeride elinin ayarı yoktur. Çok tornacıya gitmişimdir bu sebeple. Bu benim için de geçerli. Yani, ha bir tur daha derken bir bakıyorsun vidanın kafası kırılıyor ya da bir bakıyorsun yalama olmuş. İyi sıkmışlar bu contaları. Baştan hepsini bir gevşetiyorsunuz ilk önce. Kusura bakmayın ara ara parmağımı görebilirsiniz. Bizi takipte kalın manasında. Motor yağımızı alttan boşalttık. Gördüğünüz gibi simsiyah. Hani ama Murat Bey bunu tekrar kullanırız diyor. Evet kullanabiliriz. Yeni motor yağı almaya gerek yokmuş. Alacağım zaten ucuz yağ da bu şekilde siyahmış. Motorun yağını nasıl değiştiriyorsunuz? Biz şurada görmüş olduğunuz vinç vardı. Motoru vince bağladık. Vinçle havaya kaldırdık. Altta bir tane tıpa var. O tıpayı 17 numara lokmayla açtık. 17 lokmayla açtık zaten. Altında evet. Da bir tane 1 litreden fazla alan bir tas, kova ya da şişe koyarsanız yağ taşmasın, her tarafa atmasın vaziyette. Yağı boşaltıyorsunuz zaten. Murat Bey şuradan bir tane şişe getirir misiniz? Kap. Şu civatalar kaybolmasın. Şimdi siz Murat Bey konuşun. Çünkü civatalar kaybolursa akarken zor olacak. Bunların vidaları da özel dışarıda ha deyince bulup da takabileceğiniz bir vida değil. Değil. Ondan sonra motorcuya gideceksiniz, rica edeceksiniz. Varsa onlardan alacaksınız. Ya da bir motor için, şey bir vida için bir hurda motorcuya gideceksiniz. Ondan alacaksınız. Artık vidaya 5 lira mı der, 10 lira mı der tanesine. Oh. Neyse videoyu burada durduralım. Murat Bey vidaları sökmeye çalışıyor. Debriyaj kısmına geldiğimiz zaman şey yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar, vidaları söktük. Görmüş olduğunuz gibi satıyoruz. Tanesi 5 lira. Bir tane daha varmış. Murat Bey sizi kandırmış. Bana videoyu başlarken tamam aç dedi, kayıda başlayalım. Bütün vidaları sökmemiş, kusura bakmayın. Neyse 10 dakikayı doldurmuş oluruz. Bugün size balata nasıl değiştirilir diye göstereceğiz dedik ama sadece balatayı değiştirmek için ne yapmanız gerekenleri göstereceğiz. Elimizde balata yok. Şimdi kap
defa alıyoruz. Unuttuğumuz bir de mi var? Bakalım. Pardon. Bence yok. Kapak niye çıkıyor? Şu kol kısmı var ya, kol tık takılıyor. Şuradan takılıyor. Şunu bir sökelim bakalım. Yağ çubuğu mu engel oluyor? O da olabilir. Şimdi deniyoruz. Evet, yağ çubuğumuz engel oluyormuş. Bunda conta kullanmamışlar, sıvı conta kullanmışlar. Biz alacak mıyız? Yoksa sıvıyı basar gider miyiz? Sıvıyı basıp gideceğiz çünkü conta almayacağız. Bulamayız. Ya buluruz da para vermek istemiyoruz. Yoksa bulmayacak bir şey yok. Bu çelik motorun da parçalarını Avrupa CGL motor... aynı. CGL aynı diye söylendi. Bir de Avrupa motor varmış. Avrupa motor şey yapıyormuş muhabbetir. Bulabiliyorsunuz orada. Eğer çelik motor kullanan arkadaşlar varsa, bir de Jinjun olarak geçiyordu herhalde. Jinjun da olabilir. Pimimiz. Önce şunu sökmemiz gerekiyor. Çektirmeyle mi sökülüyordu yoksa vidayla? Önce şunu sökeceğiz. Ondan sonra çektirmeyle çıkartacağız. Önce ön kapağı alacağız. Şimdi orada 3 tane vida var. Yağ hunisi. Şimdi onun için 3 tane vidayı söküyoruz herhalde. Evet. Zaten farklı farklı vidalar yapmış. Bence bunun balataları da iyi olabilir mi? Sert olabilir. Çünkü vidaları sanki yeni şey yapmışlar. Sökünce belli olacak. Bunlar motorlarda standart herhalde Murat Bey. Yani. Bir de Çinlerde mi standart? Çinlerde standart. Bende MCT var. MCT de böyle. Oh, içeride yağ kaldı, o da aktı. Yağ pompamız çalışıyor mudur? Çalışmasa yağlama yapmaz. Motor yanar. Şimdi şu gördüğünüz içerisindeki somunu çektirmeyle sökeceğiz. O çektirme aparatlarının fiyatları ne kadardı? ₺20 civarındaymış. ₺20 Ne? ₺20 Ben de 20 dedim zaten. Murat Bey sizi kandırdım. Sen ne anladın? 50. 50 lira civarındaymış. 30'u bana verir. Gördüğünüz gibi çektirmeyi gösterir misin? Yağ hunusunun içerisine geçiyor. Ondan sonra çevireceğiz de bunu sabitlememiz gerekiyor. Vites 1'e mi takacağız? Yok. Nasıl sabiteceğiz onu? Vites 1 alsa 2 olurdu. Vitesi de alsam bu şey yapacak. Bunu normalde makineyle çektirdikleri için, şey bastıkları için böyle bir anda sarıyor. Ani basınç vererek şey yapıyor, döndürüyor. Evet, ani basınç verdiği için de kurtuluyor dışından. İşinden kurtuluyor. Biz nasıl sabitleyeceğiz? Biz bir şekilde bunu sabitleyeceğiz. Şimdi diyecekler ki böyle olur mu? Neyse, bir saniye. Şimdi nasıl yaptık biz bunu? Şurada düz tornavidayı aldık ince. Şuraya geçirdiğiniz zaman dişliğin arasına. Zaten somunda fazla bir kuvvet yok. O hemen kendisi çektiğiniz süpürüyor. Zaman geldi. Hani zarar da vermiyorsunuz. Dişliğe falan bakın. Yok. Hani böyle saçma olay evet. Olur mu demeyin. Gördüğünüz gibi. Ya dişliğimiz bu. Zaten adamlar daha önce vura vura sökmüşler bunu. Ellerinde şey yokmuş. Çektirme yokmuş diye. Çektirme yokmuş. Bunu da bunun içine koyalım. Şimdi ne yapıyoruz? Balataların vidalarını sökeceğiz. Balataları söküyoruz şu anda. Kaçlık lokma? 8. Şöyle bir cırt alırsanız rahat olur sizin için. Varsa. İlk önce hepsini Murat Bey gevşetiyor. Şuradaki roman ne işe yarıyordu? Hı? Şuradaki roman. Şu krank. Ne krank mı? Tutayım mı? Tutsan iyi olur.
Evet arkadaşlar, bir saniye. Şu oraya dişliği sokuyoruz. Bizden önceki bunu iyi yalama yapmış ama. Şey yok mu? Başka bir 8 numara denememiz lazım. Çünkü diğerleri söküldü. Hep böyle zaten bir son noktada bir şeyler çıkar. Yaptık sona geldik dersiniz. Bir sürprizle karşılaşırsınız. Motorda biz 2 aydır uğraşıyoruz. Tam dedik sona geldik. Bir problem çıkartıyor. Tam sona geldik. Elektrik tesisatı problem çıkartıyor. Tam sona geldik derken bu sefer gaz yememe problemleri çıktı. Onu da devriyajdan düşürdük. İlk rölantide kalkışlar sıkıntı yok. Ama gazı kötülediğin zaman makine teklemeye başlıyor. Devriyaj yukarıda kavruyor. Neyse, sizi sıkmayalım. Bunu söktükten sonra nasıl söktüğümüzü artık kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, vidayı sökemedik. Biz de kaynakla vidanın başına şey yapıp çıkartmayı düşünüyoruz. Murat Bey şu anda kaynak işlemlerine başladı. Bunun için akü artı kutbunu söktük. Hani şaslaması yapıp da şey sıkıntı olmasın diye. Biraz su dökelim hiç. Murat Bey. Biraz soğusun arası. Yok, sıcakken dökelim, çelik vazifesi görsün. Bu muhabbeti var ya, su nerede? Su muslukta. Dur, getiriyoruz. Neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vidayı bir sökebilirsek. Şimdi kaynak nasıl yapılıyor onu gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra siktir boktan bir vidayı söktük. Ne yaptık sökmek için Murat Bey? Kaynak yaptık tepesine. Tepesine kaynak yaptık. Şöyle bir çıkıntı meydana geldi. Çıkıntıyı da tornavida ile vurunca söküldü. İnşallah zarar vermemişizdir. Yok, zarar verecek bir şey kalmadı. Yok, arkadaşlar için söylüyorum zaten. Bizle alakalı bir olay değil. Şimdi ne yapıyoruz? Kalan vidalarımızı tekrar söküyoruz. İnşallah balata durumu şeydir. Bitiktir. Yoksa bu kadar emeğe. Yazık. Hakikaten yazık. Neyse, bizden sonraki insanlar uğraşmaz. Motoru bir işte ayağa kaldırıp oturduğumuz yerde zor oluyordu. Görmüş olduğunuz gibi motor şaha kalktı. Tek teker Murat. Tek teker. Hatta çift teker Murat. Evet, yıldızımız şimdi çıkıyor. Şimdi bunu söküyoruz. Sökerken dikkat etmemiz var. Gereken şeyler nedir? Kutuyu getireyim mi? Yok, bir dakika. Sökerken dikkat etmemiz gereken yaylar. Şu yayların kesintileri var ya. Hı. Şunların hepsi aynı yöne bakacak yani. Kesikleri hepsi aynı yere bakacak. Arkasını dönür bakayım bir tanesini. O da kesik. Aynı görünüyor ama bazılarınki farklı oluyor. O zaman daha güzel basıyor. Şimdi bu yayları topluyoruz. O zaman bir tornavidaya ve de bir çubuğa geçirelim o şekilde. Düz nasıl çıkartıyoruz? Fark etmez. Yani tekerken hepsi aynı şekilde olacak. Şimdi balatamızı alıyoruz. İndirelim mi motoru? Böyle zor oluyorsa. Şurada. Bakalım niye çıkmıyor? İçerisinde bir tane şey var. Sekman filmi oluyor. Sekman var. Evet, sekmanı sökeceğiz. Sekman tansı var mı? Söktükten sonra var. Şöyle görmüş olduğunuz sekman. Ondan dolayı gelmiyor. Şimalı mimalı diyorsunuz ama adamlar yine de düşünüyor, yapıyor. İçerisini gösteriyor musun? Gösterdim. Şimdi sekman pensimiz de bu. Açtık. Açamadınız. Sekman pensimi açtığım kadar yeter. Olmadığı kadar diyoruz, koyuyoruz buraya. Şimdi balatamız gelmesi lazım. Teker teker geliyor. Daha doğrusu balata taşı olarak mı geçiyor bu?
Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Masanın üzerine mi deneyeceksiniz yoksa yarın? Burada. Masanın üzerine götürmüyoruz. Fakat ben masayı çok seviyorum. Oturabiliyorsunuz, sandalye var. Evet. Balatalarımız. İnşallah bitiktir. Şimdi balatayı sökerken zaten gördüğünüz gibi bitik balatalar esasında. Şurada bir ışımı görüyorsunuz. Yani yüzeyleri gitmiş. Yani dümdüz. Parmağınız demek ki orijinal. Parmağım neyin? Yani tırtık tırtık geliyor musun şimdi? Şimdi bir balata bir şey takılıyor. Saç. Saç takılıyor. Balataları da takmadan önce esasında sıfır balatayı yatırmanız gerekiyor. Yağın içerisinde kalması gerekiyor. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi saçlarımız da düzgün. Bakın üzerinde delikler bunlar. Yağ kanalları. Gibi görünse de değil. Balatanın tuttuğu yerler. Ya işte bize biliyormuş gibi yapıyoruz, kusura bakmayın. Biz de zaten acemiyiz esasında, o kadar usta değiliz. Kendi çapımızda. Yani bize soru sorarken çok böyle bir beklenti içerisine girmeyin. Tamirci değiliz. Ama yağımızı 10-40 kullanacağız galiba. Evet. Şimdi şunu da elimize alalım. Yakından size inceltelim. Şurada bir kaşın şimdi, aşınma var. Şurası aşınmış. O balatalar bitik. Yani biraz bitik değilse bile bu kadar vida içme uğraştıktan sonra bitik bizim gözümüzde. Evet. He, yeni balatayı getirsene. Elimizde bir tane vardı ya. Kıyaslamasını arkadaşlar öyle yapsın. Arkanda. Senin üzerinde. Çıkmış orada bak. He, kutusu burada. Şimdi kıyaslamayı şöyle göstersin Murat Bey size. Bunlar yeni balata. Bakın eliniz böyle takılıyor. Şurada tırnakları giriyorsunuz. Gayet iyi. Şuradan baktığınız zaman bir balatanın çapını görebiliyorsunuz. Ama buradan baktığınız zaman balatayı görebiliyorsunuz. Buradan bakınca görünmüyor. İkisinin arasında fark bu. Burada da görünüyor da. Aslında Murat, bu balatalar da o kadar kötü görünmüyor. Bazıları bitik ama. İstersen bu balataya da takabiliriz yani. Yok, altı varsa altı dolumlu bir tanesini kullanacağız zaten 5'i satılıyorsa. 5'i satılıyor, altılı değil. He, bu motorda ne hikmetse 6 tane balata var. Düzgünlerinden bir tanesini tekrar kullanacağız. Ha, gerçi sıfır balatamız var şu anda elimizde. 2 tane. 2 tane var. Bu çift taraflı mı balata? Çift taraflı, zaten yönlü bunlar bak. Yönlü de bu niye tek taraflı? Bu da mı çift taraflı? O da çift taraflı. Bunlar takılırken yönlüyle takılıyor. Yönlü balata alırsanız. Neyse şimdi videomuzun işareti var bakın. Videomuzun sonuna geldik. Balatanın montajı konusunda da tekrar video çekmeye devam ederiz. Kafanıza takılan sorular varsa sorup bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışırız. Bazı ahkam kesim arkadaşlar çıkıyor videolarda. İleri geri konuşuyorlar ama pek kayla almıyoruz. Dediğimiz gibi bu işi biz sadece amatör amaçlı elimizden gelen teknik imkanlar dahilinde masraf yapmadan en az masrafla. Yani doğru, en az masrafla motor toplamaya çalışıyoruz. Deli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunda da size eğitmeye çalışıyoruz. Kendinize güveniyorsanız, elinizde malzeme varsa ve eliniz bu işleri yaptınsa deneyin. Değilse şu işlem için tamirciye gideceksiniz. Balatalar için ne kadar diyorlar Murat Bey? Balata takımı 25 lira. Balata takımı 25 lira dışarıdan alırsan. Ama tamirciden alırsan 80-100 fiyat çekiyorlar. Ondan sonra bir 100 lira da işçilik istiyorlar. 200 liraya falan patlıyor. Evet. Ama siz 25 liraya elinizdeki bu çekme aparatı da 20 lira, 45 liraya işi halledebilirsiniz. Bir de yağ değiştireceksiniz ki balata, yağ zaten bizim bir masrafımız. Bir de tamirciye onlarla bayılmayın. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Murat Bey, sizi dinliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Beğenirseniz beğen butonunu unutmayın. Sorunuz varsa bildiğimiz kadarıyla cevaplarız. Tamam. Kolay gelsin. İyi günler.